Gizemli Şambhala Krallığını Anlamak. Barış yeri veya sessizlik yeri anlamına gelen Sanskritçe bir kelime olan Şambhala, Kalaçarka, Tantra ve Batı Tibet'teki Tibet Budizminden önce gelen Zangzun kültürünün eski yazıtlarda dahil olmak üzere eski metinlerde bahsedilen efsanevi bir cennettir. Efsaneye göre sadece kalbin saflığının, yani aydınlanmaya ulaşmış olanların yaşayabileceği bir ülkedir. Buna göre efsanevi Budist Şambhala Krallığı, sevgi ve bilgeliğin hüküm sürdüğü ve insanların acıya, yokluğa veya yaşlılığa karşı bağışıklığı olduğu bir yerdir. Şambhala nedir sorusunu cevaplamak kolay bir başarı değildir. Şambhala'nın binlerce isminin ülkesi olduğu söylenir. Yasak topraklar, beyaz sular ülkesi, parlayan ruhlar ülkesi, yaşayan ateş ülkesi, yaşayan tanrılar ülkesi ve hatta harikalar ülkesi olarak da adlandırılıyor. Hindular buna Aryavarta, layık olanların ülkesi diyorlar. Çinliler bunu Shitian Shivangmu'nun batı cenneti olarak bilirler. Ve Rus eski insanlar için Belavoida olarak biliniyor. Ancak Asya genelinde eski Sanskritçe adı Shambhala veya Shangri-La olarak biliniyor. Şambhala efsanesinin binlerce yıl öncesine dayandığı söylenir ve efsanevi topraklara atıfta bulunulması çeşitli antik metinlerde bulunabilir. Bern yazıtları Olmalın Ring adı verilen yakından ilişkili bir ülkeden bahsediyor. Vishnu Purana gibi Hindu metinleri Şambhala'dan Kalki'nin doğum yeri olarak insanların yeni bir altın çağı başlatacağını iddia ettikleri Vishnu'nun son enkarnasyonu olarak bahseder. Budist Şambhala miti daha önceki Hindu mitinin bir uyarlamasıdır. Bununla birlikte Şambhala'nın ilk kez kapsamlı bir şekilde tartışıldığı metin Kalaçakra'dır. Kalaçakra, Tibet Budizmindeki karmaşık ve gelişmiş ezoterik öğreti ve uygulamadan söz eder. Sakyamuni Buda'nın Kalaçakra'yı Şambhala kralı Suchandra'nın isteği üzerine öğrettiği söylenir. Kalaçakra'daki birçok kavramda olduğu gibi Şambhala fikrinin de dışsal, içsel ve alternatif anlamları olduğu söylenir. Bu, inisiyatif almamışların Şambhala'nın gerçekte ne olduğunu gerçekten anlamalarını karmaşık hale getirir. Dış anlam, Şambhala'nın fiziksel bir yer olarak var olduğunu anlar. Ancak yalnızca uygun karmaya sahip bireyler ona ulaşabilir ve onu bu şekilde deneyimleyebilir. İçsel ve alternatif anlamlar, Şambhala'nın kişinin kendi bedeni ve zihni açısından, yani içsel ve meditatif uygulama sırasında alternatif neyi temsil ettiğine dair daha ince anlayışlara atıfta bulunur. Bu iki tür sembolik açıklama genellikle öğretmenden öğrenciye sözlü olarak aktarılıyor. 14. Dalai Lama'nın Bodhgaya'daki 1985 Kalaçakra inisiyasyonu sırasında belirttiği gibi Şambhala sıradan bir ülke değildir. Her ne kadar özel bir bağ olanlar aslında oraya karmik bağları aracılığıyla gidebilseler de yine de orası aslında bulabileceğimiz fiziksel bir yer değildir. Sadece onun saf bir toprak olduğunu, yani insan aleminde saf bir toprak olduğunu söyleyebiliriz. Ve kişi erdeme ve gerçek karmik ilişkiye sahip olmadıkça kişi oraya gerçekten ulaşamaz. Şambhala'nın bir kehaneti var. Şambhala kavramı Tibet dini öğretilerinde önemli bir rol oynar ve Tibet mitolojisinde gelecekle ilgili özel bir öneme sahiptir. Kalaçakra, materyalizm ideolojisi yeryüzüne yayıldıkça insanlığın giderek kötüleşeceği kehanetinde bulunur. Bu ideolojiyi takip eden barbarlar, kötü bir kral altında birleştiğinde ve fethedecek hiçbir şey kalmadığını düşündüklerinde Sisler Şambhala'nın karlı dağlarını ortaya çıkarmak için kalkacaktır. Barbarlar Şambhala'ya korkunç silahlarla donatılmış büyük bir orduyla saldıracaklar. O zaman Şambhala'nın kralı sözde karanlık güçleri yenmek ve dünya çapında bir altın çağı başlatmak için büyük bir orduyla Şambhala'dan çıkacak. Kalaçakra gelecekteki bir savaşı kehanet etse de bu durum Budist öğretilerin şiddeti yasaklayan yeminleriyle çelişiyor gibi görünüyor. Bu, bazı ilahiyatçıların savaşı sembolik olarak yorumlamasına yol açmıştır. Kalaçakra insanlara karşı şiddeti savunmaz. Aksine dini uygulayıcının içsel şeytani eğilimlere karşı içsel savaşına atıfta bulunur. Şambhala'nın efsanevi hikayesi genellikle orijinaliyle karıştırılan bir fikir karmaşası yaratmak için onu yabancı mitler ve inançlarla birleştiren tuhaf bir dizi batılıya hitap etti. Yüzyıllar boyunca sayısız keşif ve manevi bilgelik arayıcısı, efsanevi Şambhala cennetini aramak için arayışlara atıldı.
Örneğin Alman Naziler arasında yüksek rütbeli yetkililer Tibet'e resmi seferler göndermelerine yol açan okülte olan inançlarıyla hatırlanmıştır. Nazizm üzerinde savaş sonrası yapılan bazı çalışmaların bu seferlerin sözde Himalayaların altındaki gizli yeraltı şehirleri olan Şambhala ve Agartha'daki Aryan atalarını bulmak için gönderildiğine dair şüpheli iddialarda bulunduğunu bilmekte fayda var. Birçoğu orada olduğunu bildirmiş olsa da hiç kimse henüz varlığına dair herhangi bir kanıt sunmadı veya fiziksel konumunu bir harita üzerinde belirleyemedi. Bununla birlikte çoğu referans Şambhala'yı Avrasya'nın dağlık bölgelerine yerleştirir. Eski Zhangzhung metinleri Şambhala'yı Pencap'taki Sutlej Vadisi veya Hindistan'ın Himachal Pradesh kentiyle tanımlar. Moğollar Şambhala'yı Güney Sibirya'nın belirli vadileriyle özdeşleştirirler. Altay folklorunda Beluka Dağı'nın Şambhala'ya açılan kapı olduğuna inanılmaktadır. Bu arada modern Budist alimler Şambhala'nın Himalayaların yüksek kesimlerinde şu anda Makleod Ganj çevresindeki Dauladar Dağları olarak adlandırılan yerde bulunduğu sonucuna varmış gibi görünmektedir. Bazı efsaneler Şambhala'ya girişin Tibet'teki uzak, terk edilmiş bir manastırın içinde gizlendiğini ve Şambhala muhafızları olarak bilinen varlıklar tarafından korunduğunu söylüyor. Bazıları için Şambhala'nın hiçbir zaman bulunamadığı gerçeğinin çok basit bir açıklaması vardır. Birçoğu Şambhala'nın fiziksel gerçekliğin en ucunda bu dünyayı onun ötesindeki birine bağlayan bir köprü olarak yaptığına inanır. Birçoğu Şambhala'yı mit ve efsanenin hayali konusu olarak görmezden gelirken diğerleri için Şambhala'ya olan inanç bir gün bu ütopik krallığı bulmak için içsel bir özlem uyandırır. İçi boş dünya ve yeraltı medeniyetlerinin atalarının efsanesi. Yeraltı şehirleri ve yeraltı medeniyetleri hakkında sayısız hikaye, efsane ve anlatılar gezegen boyunca birbirine bağlı tünellerden oluşan geniş bir ağ aracılığıyla yayılmıştır. İçi boş dünya teorisi, dünyanın her iki kutup kapağının yakınında da dahil olmak üzere etrafına dağılmış yeraltı dünyasına eski girişleri olan içi boş bir gezegen olduğunu belirtir. Bu teori antik çağlardan beri bildirilmiştir ve Edmund Halley gibi bilim adamları tarih boyunca onu savunmuşlardır. 1818-1826 yılları arasında Amerikalı John Seames de teoriyi tutkuyla destekledi. Ona göre gezegenimizin içinde küçük bir güneş tarafından aydınlatılan ve dağları, ormanları ve gölleri içeren bir yeraltı dünyası bulunuyor. Seames, yeraltı dünyasına bir giriş aramak için Kuzey Kutbu'na bir keşif gezisi göndermek için gerekli fonları toplamayı amaçlayan ulusal bir kampanya başlattı. Hatta iç dünya girişi bulmak için hükümet yardımı almak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'ne bir öneri gönderdi. Ne yazık ki hükümet amacına fon ayırmadan önce öldü. Her ne olursa olsun Charles Wilkes komutasında bu planlanan keşif gezisi gerçekleştirildi ve 4 yıl sürdü. Kuzey Kutbu'nun geniş coğrafi kapsamını keşfetmeye hizmet etti. Ancak iç dünyaya bir geçiş belirtisi bulamadı. Bununla birlikte Seames'e ait fikir, bir avuç yazarın görünüşte imkansız görünen hayallere ulaşma arayışını sevme eğiliminde olan kişilerin zihninde demirli bir şekilde kaldı. Böylece Edgar Allan Poe, Jules Verne ve H.P. Lovecraft diğerlerinin yanı sıra iç dünyanın büyüleyici teorisine övgüde bulundu. İçi boş dünya teorisine olan ilgi burada bitmedi. Aslında 20. yüzyılda hala eksik olan dünyanın coğrafyası ve jeolojisi bilgisiyle yer kabuğunun altındaki gizemli dünyaya erişmeye çalışanlar vardı. Örneğin Nazi liderlerinden bazıları, eski mitlerin aşıkları ve Almanya'daki okült bu tür teorilere belirgin bir ilgi gösteriyordu. Adını taşıyan kuyruklu yıldızı inceleyen İngiliz bilim adamı Edmund Halley, içi boş dünya hakkında bilimsel bir hipotez geliştiren ilk kişi olabilir. Dünyanın manyetik alanından bir dizi gözleminden sonra Halley, gözlemlenen anomalilerin ancak dünyanın iki küreden oluşması durumunda açıklanabileceği sonucuna vardı. Her biri kendi manyetik eksenine sahip bir dış katı ve bir iç içi boş olanı. Daha sonra başka bir Amerikalı, Cyrus Tett, bir kürenin içinde mi yoksa dışında mı olduğumuzu ayırt etmenin matematiksel olarak imkansız olduğuna ikna oldu. Böylece içi boş bir evrende yaşayabiliriz. Merkezde güneş olurdu. Gezegenler ve yıldızlar bize sadece parlak görünürlerdi. Çünkü iç birey dünyanın yüzeyinde güneş ışığını yansıtırlar. Bu topraklara Koreş adı verildi ki bu kendi adı Cyrus'un
İbranice çevresidir. Ted bir kilise bile kurdu ve taraftarları en azından 1982 yılına kadar aktif kaldı ve bu fikirleri savundu. 20. yüzyılın şafağı ile birlikte William Reed ve Marshall Gardner gibi diğer bilim adamları da bir iç dünyanın varlığına dair kanıt sağlayabileceklerine inanıyorlardı. Bazı Kuzey Kutbu kaşifleri tarafından yapılan bir argüman olarak kullanılan en ilginç gerçeklerden biri, Kuzey Kutbu'na yaklaştıkça hava ve su sıcaklıklarının ısınmasıydı. Bu ve diğer gözlemlere dayanarak mamutların neslinin tükenmediğini ancak hala dünyanın içinde yaşadığını iddia ettiler. Daha önce de belirtildiği gibi içi boş dünya teorisini destekleyen Nazi liderleri de vardı. Adolf Hitler de içi boş dünya teorisine inanıyordu. Ancak onun için dünyaya hakim olduğunu düşündüğü saf ve mükemmel Aryanların buluşacağı yeri sağladı. Dahası zamanın ana ezoterik çemberi olan Alman Thule topluluğu, Agartha ve Shambhala'nın kayıp yeraltı krallıklarının mitleriyle ilgili olmasına rağmen çok yakın bir hipoteze sahipti. Bu arada kutupların üzerinde uçan ilk adam Richard E. Byrd'tı. Raporunda kutbun etrafında ve ötesinde yaklaşık 26 bin kilometre araştırdığını söyledi. Kutbun ötesinde kelimelerini içeren bu basit cümle, içi boş dünya teorisinin birçok savunucusunun Byrd'ın iç dünyaya gittiğini söyleyerek Amerika Birleşik Devletleri hükümetini örtbas etmekle suçladığı temeldir. Shambhala mitleri ve Agartha. Mitler insanlığın kendisi kadar eskidir. Dünyanın derinliklerinde yaşayan varlıkların mitleri de öyledir. Cennetin meleklerinin aksine gelenek genellikle yer altına şeytanlar gönderdi. Bunun açık bir örneği Hristiyan cehennemidir. Buna karşılık Orta Asya Budistleri Agartha veya Agartha olarak bilinen ayaklarımızın altındaki harika topraklara inanırlar. Agartha sözde varlıkların bizden daha güzel ve çok daha bilge olduğu ve insan ruhunu okuma gücüne sahip bir krala sahip olduğu bir yerdir. Tibetli alimler binlerce yıldır bir iç dünya hakkında ders vermenin yanı sıra Dalai Lama'nın dış dünyanın temsilcisi olduğu bu iç dünyanın kralı veya tüm gezegenin yüce hükümdarıyla temas halinde olduklarını söylüyorlar. Ayrıca Tibet'i iç dünyaya bağlayan ve korudukları tüneller hakkında konuşup yazıyorlar. Mısır ve Güney Amerika'nın büyük piramitlerinin altında bulunanlar gibi dünyaya dağılmış birçok başka tünel olduğunu söylüyorlar. Yeraltı şehirlerine girişlerinde geniş Amazon havzası çevresinde var olduğu söylenir. Örneğin kayıp El Dorado şehrini antik dünyanın geri kalanıyla birleştirir. Bu iç dünyanın ve dolayısıyla tüm dünyanın başkentinin, dünya kralının ikamet ettiği ve gelişmiş varlıklardan oluşan mahkemesinin insanlığın bir kısmına bilim, sanat, din ve felsefe hakkında öğretiler öğrettiği Shambhala adında bir şehir olduğu söyleniyor. Diğer taraftan Türkiye, Kapadokya bölgesinde bulunan Derinkuyu yeraltı şehrinin de eski zamanlarda Agartha'ya giden bir yol olduğu belirtiliyor. İnsanlığın ruhani hükümetinin Shambhala Tibet karargahı, Tibet'teki prestijli bilim adamı Alexandra David Neale'e göre şehirlerin anası olarak bilinen eski bir Afgan yerleşimi olan Bel yakınlarında bulunabilir. Afganistan'ın halk gelenekleri Müslüman fethinden sonra Sanskritçe Shambhala'dan Farsça'ya bir dönüşüm gibi görünen Shemsi Bala olarak adlandırıldığını söylüyor. Efsanenin tek tanığı Amiral Byrd. Binlerce yıllık kayıp dünya teorisini doğrulayan tek isim. 1947 yılında yaptığı Kuzey Kutbu seyahatinde burayı gördüğünü iddia eden Amiral Richard Byrd oldu. Yaşadıklarını da günlüğüne detaylı bir şekilde kaydetti. Amiral Byrd, 19 Şubat 1947 günü Kuzey Kutbu'na bir uçuş yapmak üzere bir telsizciyle birlikte görev aldı. 7000 metre yüksekliğe çıktığında her şey yolundaydı. Ancak karşılaştığı bir türbülans sonucunda 1000 metreye kadar inmeye karar verdi. Hemen altında dümdüz uzanan bir buz alanı vardı. İnanılmaz bir manzarayla karşılaşmıştı. Kar yağıyordu ve gökyüzü kırmızıdan mora kadar tüm renklere bürünmüştü. Kısa bir uçuştan sonra dağlık bir bölgeye geldi. Yarım saat kadar sıra dağlar üzerinde uçtu. 8900 metreye çıkmıştı. Ancak bu dağları tanımlayamıyordu. Haritada yer almamışlardı. Sonra birden dağların arasında ve tam orada akan bir nehir gördü.
Buz ve kar olması gereken yerde yeşil ormanlar göze çarpıyordu. Amiral Byrd 4000 metreye kadar indiğinde altında tamamen yeşil bir alan vardı. Işık farklıydı ve güneşi göremiyordu. Biraz daha aşağıda ise garip hayvanlar gördü. İlk anda fil sandığı hayvanlara dikkat ettiğinde bunların inanılmaz bir şekilde mamut olduğunu fark etti. Gördüklerini üstle paylaşmak istediğinde ise çaresiz kaldı. Çünkü artık telsiz bağlantısı kuramıyordu. Dışarıdaki sıcaklık 23 dereceydi. Amiral daha ileride yer alan kent benzeri bir yere yaklaşıyordu. Uçak hafifledi, tüy gibi dalgalanarak uçuyordu. Uçak adeta bilinmeyen bir güç tarafından kontrol altına alınmıştı. Bu ağır uçuş sırasında amiral karşıdan kendisine doğru yaklaşmakta olan bir başka uçan cismi gördü. Bu disk biçiminde parlak bir nesneydi ve uçan cismin üzerinde bir gamalı haç işareti vardı. Telsizden kendisine hitap eden bir ses duydu. İsveç'te Alman aksanıyla konuşan biri. İngilizce olarak şöyle söylüyordu. Bölgemize hoş geldiniz amiral. Sizi 7 dakika içinde indireceğiz. Güvenli ellerdesiniz. Rahat olun. Uçağın motorları durdu ve sanki garip bir gücün etkisi altındaymış gibi uçak kendi çevresinde dönüyordu. İniş başladığında amiral kendisini görünmeyen dev bir asansörün içindeymiş gibi hissetti. Uçak şiddetle titriyordu. Kısa bir süre sonra hafifçe yere temas etti. Amiral büyük heyecan içinde kendisini karşılamaya gelen çok uzun boylu sarışın insanları gördü. Uzakta büyük parlak binaların olduğu bir kent vardı. Amiral ve yakınındaki mürettebat bu garip yerin ev sahipleri tarafından son derece kibar ve dostça tavırlarla karşılandılar. Şehre girmek için önce tekerlekleri olmayan düz bir platforma çıktılar ve hızla parlak şehre doğru hareket ettiler. Binalar sanki kristalden yapılmış gibiydi. Amiral gördüklerini ancak öncü mimari eserler ya da bilim kurgu filmleriyle kıyaslayabiliyordu. Kendilerine ikram edilen içecekleri bitirdikten sonra Amiral Byrd iki hostes tarafından bir başka mekana götürüldü. Kısa bir yürüyüş ve yer altına inen asansör yolculuğundan sonra kendisini uzun bir koridorda buldu. Duvarların içinden gelen gül kurusu renkli ışık her şeyi eşit derecede aydınlatıyordu. Bir kapının önünde durdular. Üzerinde anlayamadığı bir yazı olan kapı sessizce açıldı. Hosteslerden biri amirale endişelenmemesini ve üstadın huzuruna çıkacağını söyledi. Amiralin günlüğünden üstadla konuşması. İçeri giriyorum. Çarpıcı renkler görüyorum. O da büyüleyici ve çok etkileyici. Karşımda çok güzel bir insan var. Gördüklerimi anlatamıyorum. Bildiğim sözcükler buna yeterli değil. İnsan gibi ama çok daha ötesinde. Huzur ve mutluluk yayıyor. Düşüncelerim kesiliyor. Melodik ve sıcak bir sesle konuşuyor. Yerimize hoş geldiniz amiral. O bir erkek. Yüzünde çok uzun yılların izleri var. Bana bakıp gülümsüyor ve yine o yumuşak ve melodik sesle konuşuyor. Sizin buraya girmenize izin verdik çünkü siz dünyanın yüzeyinde tanınan asil birisiniz. Dünyanın yüzeyi mi? Diyor ve soluğumu tutuyorum. Gülümsüyor ve evet, şu anda iç dünyanın Ariadne bölgesindesiniz. Sizi görevinizden fazla alıkoymayacağım. Güvenle yüzeye geri döneceksiniz. Ama şimdi amiral, sizi neden buraya çağırdığımızı söyleyeceğim. Irkınızın Japonya'da Hiroşima ve Nagasaki'de patlattığı ilk atom bombalarıyla çok ilgiliyiz. Bu nedenle alarma geçtik ve uçan araçlarımızı yolladık. Biz bunlara Flügelrad diyoruz. Sizi gözlüyorlar ve ırkınızın yüzeyde ne yaptığını araştırıyorlar. Bütün bunlar geçmişte kaldı amiral ama biz devam etmek zorundayız. Irkınızın savaşlarına ve barbarlığına daha önce hiç karışmadık ama şimdi durum farklı. İnsanlık için uygun olmayan doğal bir gücü yani atomik enerjiyi öğrendiniz. Özel görevlilerimiz dünyanızdaki güçlere mesajlar veriyorlar ama henüz bir tepki vermediler. Şimdi sizi dünyamızın varlığını gören bir tanık olarak seçtik. Irkınızdan binlerce yıl daha eski olan kültürümüzü, bilimimizi göreceksiniz amiral. Sözünü kesiyor ve benimle ne yapacaklarını soruyorum. Üstad delici bakışlarıyla sanki düşüncelerimi okuyor ve bir zaman sonra cevap veriyor. Irkınız şu anda dönüşü olmayan noktaya ulaştı. Aranızda ellerindeki gücü bırakmaktansa dünyayı yok etmeyi göze alacak olanlar var. Başımı sallıyorum ve devam ediyor. 1945'te ve sonrasında ırkınızla ilişki kurmaya çalıştık ama düşmanca davranıldı. Flügelratlarımızla ateş açılıp düşürüldüler. Savaş uçaklarımız kötü amaçlarla düşmanca davranarak bizimkileri kovaladılar. Şimdi sana şunu söylüyorum oğlum. Dünyanızda çok büyük bir kötülük fırtınası oluşmakta.
Kara bir öfke ve şiddet yıllardır hiç kesilmeden artarak birikiyor. Silahlanmanızın bir anlamı yok. Biliminizde güvenli bir yer yok. Kültürünüzde açan her çiçek öfke ve hiddetle ezilip yok ediliyor. Tüm insan canlılar derin bir kaosun içine düştüler. Yaşadığınız son savaş, daha sonra ırkınızın başına geleceklerin sadece bir başlangıcı. Biz burada her geçen saat durumu daha açık görüyoruz. Söylediklerimde bir yanlış var mı? Hayır. Bu eskiden de oldu. Karanlık çağlar geldi ama 500 yıl önce sona erdi diyorum. Üstad devam ediyor. Evet oğlum. Karanlık çağlar asıl şimdi ırkınızın üzerine geliyor. Karanlık dünyayı bir örtü gibi örtecek ama inanıyorum ki ırkınızdan bazıları yaşamayı başaracaklar ama buna daha zaman var. Fazlası söylenmemeli. Çok uzaklarda ırkınızın yıkıntıları arasından yeni bir dünya doğacak. Kayıp efsanevi hazineleri arayacaklar ve bizim korumamızda güvenlikte olacaklar. Zamanı geldiğinde biz ırkınıza ve kültürünüze yardım edeceğiz. Belki savaşın ve çekişmelerin boş yere olduğunu bir gün öğreneceksiniz. Ancak bundan sonra ırkınız tekrar kültürü ve bilimi elde edebilecek. Şimdi oğlum bu mesajla beraber yüzeye dönebilirsin. Amiral dönüşte Pentagon'daki bir toplantıda bildiklerini anlattı. Söyledikleri kayda alınsa bile kendisine bildiklerini saklaması söylendi. Kayıp Dünya Teorisinin Gelişimi ve Hitler. 1818'de yüzlerce önemli insana bir mektup gitti. Bütün dünyaya, yeryüzünün içi boş ve yaşanılır durumda olduğunu beyan ediyorum. İç içe konulmuş birçok katı küreden meydana gelip kutuplarda bir giriş vardır. Bu söylediklerimin gerçek olduğunu ispat etmeye hazırım. Dünya bana yardım ederse yeryüzünün içini keşfedeceğim. Claves Seamless, eski piyade yüzbaşısı, Ohio. Claves Seamless belki de tüm yaşamını bu teoriyi kanıtlamaya adamıştı. Ona göre dünya iç içe geçmiş 5 küreden meydana geliyordu. Yani 5 ayrı dünya vardı. Bu dünyalarda yaşayanlar hem tünelleri kullanarak diğer katlara geçebilirler hem de kutuplarda yer alan çıkış kapılarını kullanarak iç dünyalardan dış dünyaya çıkabilirlerdi. Bu keşif o zamanlar kimsenin dikkatini çekmedi. 1870 yılında yine bir Amerikalı Cyrus Teed aynı teoriden yola çıkarak bir örgüt kurdu. Bir dergi yayınladı ve çevresinde kendisine inanan binlerce kişi toplamayı başardı. Aradan geçen zaman içinde yeraltı dünyası görüşü sadece gizemciler ve gizli örgütler değil, politikacılar tarafından da benimsendi. Bunların başında da Adolf Hitler geliyordu. Almanların dünya dışından gelen beyaz tenli, sarışın ve mavi gözlü üstün bir ırktan geldiğine inanılıyordu. Nazi Partisi'nin sembolü olan Gamalı Haç da binlerce yıldır tüm dünyada kayıp dünyayı anlatmak için kullanılan evrensel bir sembol kullanıldı. Hitler döneminde birçok Nazi subayının Agartha'nın girişini bulmak üzere Tibet'i ziyaret ettiği de biliniyor. Bu anlamda Amiral Byrd'ın Nazi Almanya'sı devre sona erdikten sadece 2 yıl sonra yaşadığı bu tecrübe manidardır. Günümüzde yeraltı ülkelerine ulaşmak için çalışmalar yapılmaya devam ediyor. Mısır'da piramitlerin altındaki tünellerin uzun süredir araştırıldığı bilinmekte. New York Central Park'ın altında ve Afganistan'da da yeni karmaşık tüneller bulunduğu söyleniyor. Dünyanın yapısı da tekrar ele alınıyor. Örneğin yapılan coğrafi deneylerde 10 kilometre derinliğe ulaşıldığında sıcaklığın artması beklenirken aniden ısının düştüğü gözlemlenmiştir. Bunun dışında 7 kilometreden fazla derinde fosil mikroorganizmalara rastlanmıştır ki bu bugüne kadar dünyanın yapısıyla ilgili olarak ortaya atılan tüm teorilere ters düşüyor. Dünyanın içindeki ısının kaynağı ya başka bir şey ya da içi sanıldığı gibi çok sıcak değil. Columbia Üniversitesi'nden Paul G. Richards ve Xiao Dong Song adlı sismologların tespit ettiklerine göre dünyanın içi gezegenin geri kalan kısmından daha hızlı hareket ediyor. Araştırmalara göre içteki katı çekirdek dıştaki sıvı dış kabuğun içinde dönebiliyor. Dünyanın çekirdeği daha hızlı hareket edebildiğine göre ya yer çekim gücüyle ortada bağımsız bir şekilde salınabiliyor ya da onu çevreleyen kütle ona basınç uygulayamıyor. Bu çekirdeğin iç dünya teorisine göre iç güneş olabileceği düşünülüyor. Ayrıca bugüne kadar geçerli olan dünyanın kabuğunun 60 kilometre kalınlığında ve altında sıvı kaya tabakası mevcut olduğu teorisinin yanlış olduğu da ortaya çıktı. Kaliforniyalı ve İllinoisli jeofizikçiler bir deprem analizi sırasında 400 kilometre derinlikte dünyanın kabuğunu oluşturan sert kaya tabakalarına rastladılar.
Kayıp dünya var mı bilinmez ama ortaya çıkan bilgi ve belgelerin bu büyük gizemi daha da arttırdığı bir gerçek.